Eser ya da esen her rüzgarda, buğday başaklarının renginde, güzel yurttaki portakalda, karpazın bakir doğasında, her traktörün sesinde birlikte nefes aldık. Bu topraklar, bu gökyüzü tam 59 yıldır bizimle var oldu. Biz Kıbrıs Türk halkından aldığımız ilhamla, çocuklarımız ve gençlerimizin verdiği umut ve heyecanla 59 yıldır her evin bir parçası olduk. Aldığımız her nefeste dayanışma ruhunu, beraberliği ve kooperatif bilincini yaşadık. Kolay değildir ailenizin parçası gibi sahiplenilebilmek, bir bankaya sıkı sıkıya inanmak ve emeği, birikimleri emanet etmek, dar günlerin dostu bilinmek kolay değildir. Biz bunu başardık ve halkımızla birlikte var olduk. Kopbank olarak bıkmadan, yorulmadan tam 59 yıldır hızlı ve etkin bankacılık çözümlerimiz, yarattığımız katma değer, spora, sanata, eğitime verdiğimiz destekle her yeni güne merhaba dedik. Biz daha güçlü yarınlar için halkımızdan aldığımız destekle yol aldık hep. Teşekkürler Kuzey Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası Kopbank 59 yaşında. Kopbank çiftçinin sesini sunar. Teyzeciye ve Radyo T dinleyiciye yine bir Perşembe akşamında Çiftçinin Sesi programıyla birlikte sizlerleyiz. Her hafta ortaya koyduğumuz sloganımız gibi farklı konu ve farklı konutlarla, ancak bu kriz dönemi dediğimiz yaşadığımız bu sıkıntılı pandemili günlerde üretici birliklerini konuk etmeye devam edeceğiz. Konu almaya devam edeceğiz. Çünkü üretimin devamlılığı açısından ve evde kapalı halkımızın besinlerini, gıdalarını sağlayabilmek açısından üretim ve tarım devam etmek zorundadır. O sebepten Kuzey Kıbrıs Patates Üreticiler Birliği'ni bu akşam konuk olarak aldık. Sayın Başkanımız Engin Halksever ve Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hasan Yahya ile birlikte. Kusura bakmayın, biraz heyecanlı gibiyim, çünkü neden onu da ifade etmek isterim. Çünkü baktığımızda, günümüze baktığımız zaman bir taraftan narince ihracatı devam eder, diğer taraftan patatesin yeni hasat döneminde yaşayabileceğimiz sıkıntıları konuşmaya başlamaktayız. Ve narince hasadı biter bitmez, patates hasadı biter bitmez, kuru ziraat hasatının başlayacağı günler çok yakındır. Ve o sebepten Patates Üreticiler Birliği'ni davet ettik. Davet etmemizin bir diğer nedeni ise geçtiğimiz yıl aynı günlerde, aynı tarihlerde, ben çok iyi hatırlıyorum, Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Bey yine bizlerle birlikteydi. Telaffuz ettikleri bir cümle vardı. Yaklaşık demişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum ben bu ekranlardan, 20 gün sonra patates fiyatı 15 TL olacaktır.
o öngörüyü halk olarak ne yazık ki yaşadık. Çünkü üreticiden çıkışı farklıydı, tüccara gidişi farklıydı, tüccardan tüketiciye gidişi farklıydı. Bunlar hep birlikte bu akşam tekrar tekrar konuşup sizlerin gündemimize getireceğiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hasan Bey tekrardan hoş geldiniz. Patates üretimi devam etmektedir, hasadı devam etmektedir. Şuradan başlamak isterim. Şimdi patates üretiminden dolayı gerçekleşen hasatta hasat fiyatımız nedir? Üreticiden çıkış fiyatı nedir? Tüketici marketten alış fiyatı nedir? Ve aynı zamanda patatesle birlikte özdeşleşmiş soğanla ilgili bir iki bilgi daha almak isterim sizlerden. Patates önemlidir çünkü baktığınız zaman temel gıda maddeleri arasındadır. Yani ve evde kapalı olduğumuz zaman en fazla tercih edilen temel gıda maddeleri arasındadır. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, çok zorlu günlerden geçiyoruz şu anda. Özellikle bu virüsten dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun. İnşallah kazasız belasız az zayiatla bu işi atlatacağımızı ümit ediyorum. Halkımız da bu konuda bayağı bir duyarlıdır. Şimdi sonbahar patatesinden başlayalım. İşte Aralık ayından hasada başladık. Ta bu Mart ayına kadar sattı. Yağışlardan dolayı, şeylerden dolayı. İyi bir üreticimiz iyi bir fiyat yakaladı mı? Yakalayamadı. Ne için yakalayamadı? Çünkü ürün fazlası olduğundan dolayı yaklaşık 4000 ton kadar bir fazlalığımızdan dolayı iyi bir istikrar yakalayamadık. Yani buradan hepimiz istediğimiz kazancı elde edemedik. Aşırı bir kazanç mı isterdik? Hayır. Bizim istediğimiz bizim elimize en azından yaklaşık olarak 2.30-2.35 bir maliyetimiz vardı. En azından 3 TL'ye üreticimiz bu malı elinden çıkarsın. Fakat geldiğimiz şartlarda 2.20, 2 lira, 1.80'e patatesini veren arkadaşlarımız vardır. Tabii ki bunlar nereden kaynaklandı? Bunlar biz bir istikrar yakalayamadık. Biz birlik olarak da. Tabii ki ne için yakalayamadık biz bunu? Hep bürokrasiye takıldık. Biz dedik geldiğimiz günden beri, ben başkan olduğum günden beri bizim politikamız neydi? Biz dedik ki arkadaşlar, yani özellikle Tarım Bakanlığı'na olsun, toprak ürünlerine olsun biz defalarla çağrı yaptık. Bırakın bizi biz kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuralım. Hayır dediler, biz işin içinde olacak. Biz birlik olarak bu ürünü bir yere toplayalım. Kendileri de bilir kişi olarak Tarım Bakanlığı olsun, bilir kişi olarak ki, tabii ki bunun yanında tüccar da olsun. Oturalım bir maliye çıkaralım. Üreticimiz mağdur olmasın. Fakat tüketicimiz de mağdur olmasın. Bir bu patates bir elden çıksın. Biz birlik olarak bunu yapmaya her zaman hazırız. Bu ürünü bir yere toplayıp bir elden çıkaralım. Tabii ki dediğimiz gibi bunun yanında devletimizde, Tarım Bakanlığımızda, tüccarımızda ortak herkes görüşünü koyacak, aynı şekilde çeksin. Fakat geldiğimiz şartlarda bizi bunu bir türlü Tarım Bakanlığı'nda kabul ettiremedik. Bu birinci konu. İkinci konu, halyasamız hala daha geçmedi. Ya siz tam dediniz ya bir araya gelecek. Ben de halyasasını sormaya hazırım. Halyasamız hala daha geçmedi. Yani bunun yanında sadece patatesçi değil. Buyurun bakalım seracı da aynıdır. Bahçecimiz de aynıdır. Soğancısı da aynıdır. Hepsi de aynı şikayetler vardır. Gene de kimsemizin elinde araştırdığıma göre yaptığımız analize göre kimsesinin elinde şu anda aşırı bir patates yoktur. Yaklaşık olarak 15 gün sonra yeni hasada başlayacak. Sonbahar patatesimizde yeşil at yüzünden dolayı yaklaşık olarak 1000 ton kadar Rum tarafına gönderdik. Bu da güzel bir olaydı. Bir miktar anavatanımıza gönderdik. Hala daha göndermeye devam ediyoruz. Bu da güzel bir olay. Fakat üreticimiz cebine para koydu mu? Zannetmiyorum. Ancak masraflarını ya çıkarttı ya çıkartamadı. İnşallah
bu önümüzdeki sezon hasada başladığımızda daha iyi bir organizeyle bu ürünü değerlendiririk. Haşen ne şekilde değerlendirecek onu da bilemiyorum. 2-3 tane tüccarla Türkiye'ye ihracat yapmayı şu anda görüşmelerdeyik. Karşı taraftan olumlu yani talep vardır. Rum tarafında bugün yine bir iki tane tüccarla görüştüm. Onlardan da talep vardır. İnşallah yaklaşık olarak 6.500-7.000 ton bir fazlalığımız olacak. Belki de fazla. Ne için daha fazla? Çünkü şu anda öğrencimiz yok. Otellerimiz çalışmıyor, restoranlarımız çalışmıyor. Ümit ederim ki bu ürün fazlamızı bir şekilde anavatanımıza, bir şekilde de Yeşilat Tüzü'nden dolayı Rum tarafına gönderebiliriz de bu üreticimizin elinde bu mal kalmaz. Çünkü gerçekten ve gerçekten söylüyorum, bu badarez olayı büyük bir külfettir. Bu ne marula benzer, ne ispanağa benzer, ne şeye benzer. Yaklaşık olarak bir hesap yaptık bugün. Yani devamlı hesabını yaparız da 2,5 TL bir maliyeti var. Yani bu üretici bu malı kaça satacak yani ki evine ekmek götürsün? Sayın Başkan, 2,5 TL maliyeti olan bir ürünü biz üretici olarak 1,80'e veriyoruz. Tüketicim de 4,5 TL. 1,80'e 2'ye veririk ama arz talebe göre daha yani pahalıya da tüketebiliyor. Tabii ki sizin de burada ifade ettiğiniz gibi hal yasası elzemdir. Kesinlikle ilgili, bunun bir an önce geçmesi lazımdır. Hal yasası ile ilgili Çiftçiye Birliği olarak orada bir temsilcimiz olduğunu biliyorsunuz. Ve özellikle evet, evet, sulu ziraatle ilgili takipleri de sevgili Hüseyin abimiz evet, takip ediyor. Hüseyin Özçi abimiz bizi de izliyorsa ona da buradan selamlar olsun. İzniniz olsa Hasan Bey'le devam etmek tabii isterim. Tabii. Ve şunu sormak isterim. Baktığımız zaman bir takım önlemler alındı. Birçok sektörle ilgili. Evet. Tarıma baktığımızda evet, tarımsal üretime devam ve birçok şeyden bu yasaklamalardan muaf getirildi. Doğrudur ancak burada bana göre unutulan bir şey vardı. Tarımsal üretimle ilgili bir destekleme, yeni bir destek paketiyle ilgili bir şeyler gelişmemişti sanki de. Narenciye ile ilgili evet bir takım girişimler oldu ve bu meyvelerini vermeye başladı. Recep kardeşinden de ricamdır. Bir iki fotoğraf var onlarda. Dönerse Narenciye'den bahsetmişken. Narenciye ile ilgili bu bir iki girişim ve teşviklendirme modeli işe yaramıştır ve hareketlendirmiştir. Evet. Ancak diğer sulu ziraata baktığım zaman ve tarımın diğer bacaklarına baktığım zaman sanki unutulmuş gibi bir durum Ahmet vardı. Ahmet Bey, şu an gerçekten benim yarama tuz basıyorsun. Öncelikle konuşmama başlarken bu virüsten dolayı ölenlerin ailelerine, başsağlığı hastalarımıza acil şifalar diliyorum ben. Niçin yarama tuz bassın diye konuşmama başladım? Gerçekten bugüne kadar biz ne kadar çaba verdiysek, ne kadar dilimizde tüy bittiyse, tüm yetkili mercilere ilettiysek, yaklaşık belki de bir 10 yıl vardır patates anlamında teşviklerin güncellendiğini biz göremedik. Bir kısım teşvikler, mazot teşviği veriliyor ama gerçekten bunlar anlamsız yeterli, ve ben buradan yeterli değil, yürekten söylüyorum. Eğer bu teşvikleri güncellemeyeceklerse bunları da derhal kaldırsınlar ve biz bu tip programlara çıktığımızda halkımıza diyelim ki biz üretici olarak tek kuruş almadan teşvik, bir kuruş teşvik almadan üretim yapıyoruz. Şimdi buradan gerçekten Tarım Bakanımıza heyecanından dolayı, gerçekten çalışkanlığından dolayı onu takdir ediyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama zamanında da gördük ki birçok sıkıntı geçirdiğimiz günlerde patatesçinin sorununu Tarım Bakanı'nın tek başına çözmesi mümkün değildir. Bunu biz birebir yaşadık. Burada ben tüm bakanlar kuruluna sesleniyorum. Bu konuda Tarım Bakanı'na destek çıksınlar. Tarım Bakanımız eminim ki gündeme getirecektir bu konuları ama tek başına başaramayacağını ben bildiğim için buradan Ekonomi Bakanı, Başbakan'dan tutun da bütün bakanlara kadar
Tarım Bakanı'nın arkasında durmaları gerekir ki patates üreticisi için bir şeyler yapsın. Son günlerde Sayın Başbakanımızın gerçekten bu virüs dolayısıyla halkımızın temel gıda maddesi olarak eksikleri yaşamaması için kendi bürokratlarını koyup bizzat beni aramışlardır. Ben gerçekten memnun kaldım burada. İşte bana sordular, olası bir krizin uzaması durumunda halkımızın temel gıda maddesi olan patatesten dolayı sıkıntı yaşar mı yaşamaz mı diye sorular oldu. Bu ilgisinden dolayı ona teşekkür ediyorum buradan. Tam tersine, eğer ki bu patates Mayıs ayında hasada başladığında ihracat olmazsa ciddi bir kaos bekler. Biraz önce iyi bir hatırlatma yaptınız. Biz bu ekranlardan dedik ki bu patates 15 TL olacak. Tedbir almamız lazım. Dinlenemedik sözümüzü bürokratlara, ilgili kişilere. Geçmiş olsun. Şimdi de ben tam tersini söylüyorum. Bu üretici batacaktır. Şimdi de rekolte fazlası vardır. Şu an bu üretici 15 TL değil, bu patates fiyatları yerlerde sürünecek ve bu üretici batacaktır. Tabii bunun arkasından ne gelecektir? Tekrar 15'ler 20'ler gelecektir. Bunun habercisi. Bu sebepten dolayı ben buradan Tarım Bakanımıza seslenmek isterim. Sütte olduğu gibi ciddi çalışmalara girmeleri lazım. Bu patatesi bizim ihraç etmemiz lazım Mayıs ayında. Haziran ayında. Ben buradan bir sistemi daha belirtmek isterim. Biraz önce yolda gelirken biraz bilgi aldım sağdan soldan. Bugün tarih yazmamıştır. Bas soğanın marketlerde 6 TL olduğu zaman, şu an 6 TL'ye satılıyor. Kuru soğan 6.50. Bunu tarih yazmamıştır. Kuru soğan bugün 2 TL olması gerekirken, bas soğanın biliyorsunuz, yani bunu ne için söylüyorum? Patates ve soğan ikiz kardeş gibidir. Tüm patates üreticileri aynı zamanda soğan üreticisidir. Bu neden kaynaklanır? Çünkü bizim ürettiğimiz her zaman ucuz oluyor, dışarıdan gelen pahalı oluyor. Buradan da toptancı arkadaşlarıma bir sistem olarak belirtmek isterim. Bunu tarih yazmamıştır ve bugün bunu tarih yazdık. Hasan Bey, buradaki sorun nedir? Yani üreticiden çıkış fiyatı nedir örneğin soğanın? Üreticiden çıkış fiyatı bugün bas soğanın 3 TL'dir. Ya iki katı fiyatına tüketiyor. Bugün marketlerde, şimdi buradan belirtmek isterim, 5.50, 6, 5.40 olabilir bu. Ama bu kesinlikle kuru soğanla bas soğanın bugün fiyatının bu durumda olmasının altında ben başka şeyler ararım. Yani bu bas soğanın bu fiyatlara, biz üretici olarak gerçekten bugüne kadar soğanda sesimiz çıkmadıysa, bu virüsten dolayı halkımızı zora sokmamak için bugün geçen yıl bu tarihlerde kuru soğan, bas soğanın 6, 7, 8 TL'lere giderken bugün 6 gitmesi, bizim bahçeye çıkışımız 5 TL'yken bugün 3'e düşmüştür. Ve gerçekten biz, yani yürekten söylüyorum bunu, vicdanımıza bunu sakladık ve dedik ki bu virüsten dolayı insanlarımızın gelirleri düşmüştür. Bu yılı da böyle atlatalım. Ama bugün kuru soğanın 6.50 olduğunu öğrendiğim anda bu tartışma kaldırır. Yani gerçekten bu, tartışma burada kaldırır. Burada örneğin her zaman şeyden bahsederiz. İşte toprak ürünlerinden bahsederiz. Patatesle ilgili. Soğanla ilgili ne gibi bir önlem alabiliriz? Şimdi bizler üreticiler ve yöneticiler olarak. Bizi seyredenlere bunu belirtmek lazım. Bu kuru soğan şimdi şu an bizim üreticimizin ürünü değildir. Bilmiyorum, Hollanda'dan mı geldi, Almanya'dan mı geldi, İngiltere'den mi geldi? Bu bizim ürünümüz değildir. Ne yazık ki bizim ürünümüz her zaman yurt dışına gelen ürünlerin altında seyrediyor. Bu da yani etik değildir. Şu an bas soğanla kuru soğan arasında fiyat farkının olması etik değildir. Normal bir şey değildir. Yani söyleyeceğim bunlar.
Buradan tekrar çağrıda bulunmak isterim. Derhal Bakanlar Kurulu'nun oturup bu patates hakkında bir çözüm bulmaları gerekir. Çünkü Engin Başkanımın söylediği gibi ciddi rekolte fazlalığı vardır. Öğrencimiz yok, turizm yok. Bu ürün üreticinin elinde kalacaktır. Üretici de battığı anda bir sonraki yılda, iflasların olduğu zaman bir sonraki yılda da tekrardan iki yıl önce söylediğimiz gibi tekrar patatesleri 15-20 TL'lerde görecek. Aslında Sayın Yahya, burada yapılması gereken tarımsal ürünlerle ilgili derhal bir kriz masası oluşturulması gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü görüyoruz ve şimdiden o öngörü ortaya koyabiliyoruz. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi öğrenci yok. Birçok öğrenci memleketine geri döndü. Online olarak derslerini alıyor. Evet. Burada kalan öğrenciler yurtlarda kapalı, yine online olarak alıyor. Tüketim belli. Turizm zaten kapanmış durumdadır. Ve tarımsal ürünlerde aslında rekolte fazlalığı değil, bir pazar fazlalığı ortaya çıkacak. Çünkü pazar dediğimiz olay ortadan kalkmıştır. Bu koronavirüsten dolayı. Yani ve sıkıntıyı açacağımız kaçınılmazdır. Kesinlikle biz yaklaşık ayda 1200 ton 1200 ton patates tüketimimiz vardı. Şu anda herhalde 700 tonlara falan düştü. Yani 500 ton her ay bir fazlalığımız vardır. Bu da dediğimiz gibi yani bu virüsten dolayı gerçekten yani sadece bizim ülkemiz değil, dünyanın başına bir beladır bu iş. Ama bizim fazla bir yani dünyaya baktığında bizde bir fazla ürün fazlalığımız yoktur. Bugün bir miktarını Türkiye'ye, bir miktarını da yeşil at tüzüğünden dolayı Rum tarafına kaydırdığımızda, çünkü siz de biliyorsunuz ki onlarda bir ambargo olayı yoktur. Hala da bugün İngiltere olsun, Yunanistan olsun, Polonya olsun, Almanya, özellikle Almanya olsun, yeni başladıkları hasatta patateslerini gönderiyorlar. Fakat biz, sizler de biliyorsunuz ki herkes biliyor bunu. Biz ambargolar altında eziyik. Böyle bir şansımız olmadığından dolayı her zaman yani bunu defalarla programlarda da, şeylerde de, basınlarda bunu söylemiştik. Biz her zaman ambargolar altında ezik olduğumuz için kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurmaya mecburuz. Ha şimdi öncelikle ben buradan Sayın Tarım Bakanı'na ve Müsteşara Emir Ali Bey'e teşekkürlerimi ilerleyeyim. Bu sanayi tipi patatesinde bize büyük bir özveri gösterdiler. Onun şeyi neydi? Biz yurt dışından buradan bir kilo alırdık. Buradaki sanayi tipi patatesi bir kilo alırdık. 2,5 kilo da yurt dışından getirirdik. Geçen çarşamba günü Bakanlar Kurulu kanalında bunu tam tersine çevirdik. Çünkü biz bu patatesi burada üretiyoruz. Bu onun ham maddesini biz burada üretiyoruz. Yaptığımız, bir yıl önce yaptığımız çalışmalardan dolayı yaklaşık bu yıl 2000 ton sanayi tipi patates üretecek. Ve bunu da organize yaparak bütün her bölgemize, üreticimize ektirdik. Hasat olarak 2000 ton patatesimiz vardır. Yani neydi bunun şey sıkıntısı? Kotaydı. Bu kotayı tersine çevirmek lazımdı. Sayın Bakanımız da olsun, Sayın Müsteşarımız da olsun bu konuda gerçekten bizi desteklediler ve kotayı geçen Bakanlar Kurulu'nda tersine çevirdiler. Sayın Başkan, bu önümüzdeki öngörüleri ortaya koyduğumuz zaman yeterli mi bu kota? Sadece sanayi tip patatesle ilgili olabilir. Şimdi kota yeterli mi? Şimdi tamamen kotayı kapatamayız. Neden kapatamayız? Hayır, alınan önlemler açısından. Şimdi eğer tamamen yerli üretimi destekleyeceksek kapatmamız mantıklıdır. Fakat bazı restoranlarımız var. Yok baharatlı patates ister, yok tırtıllı ister. Buradaki bizim de üreticimiz bunu yapmadığından dolayı biz sadece çipslik şey yani doğrula kızartmalık patates yapıyoruz. Şu anda yeterlidir. Ama ileriki tarihte yeni bir tesis veyahut da mevcut olan tesis daha fazla geliştirilirse ve yani biz sanayi tipi patatesi kesinlikle üreticilerimiz bunu üretmeye tamamıyla fazlasıyla üretmeye hazırdır. Bu üreticimiz için de iyidir. Ne için iyidir? Adam sadece sofralık patates üretmeyecek. Bunun yanında ne olacak?
%30, %40 da sanayi tipi vade üretecek. Çünkü nedir? Bugün baktığımızda yaklaşık fazla söylemeyin bu işte, yaklaşık 1700 ton bir tüketim vardır. Bu da tekabüldür. 1'e 2'dir. 3500 tona. 3500 ton patates sanayi tipi patates üretildiğinde sofralık patatesde eksilme olacak. Bu da da piyasa dengelenecek. Ve üreticimiz her zaman için fiyat düşüklüğünden mağdur olmayacak. Yani bizim dediğim gibi her zaman bizim istediğimiz, eğer toprak ürünleri kurumu bizi bıraksın, yani bizi baş başa bıraksın. Zaten Hasan Bey'in de ifade ettiği gibi bugün verdiği teşvikler kesinlikle yetersizdir. Ha şimdi doğrudur. Bir global virüs vardır. Bu dünya genelinde bunları daha fazla iyilemek istemiyorum. Bugün baktığında toprak ürünleri tohumluğu getiriyor. Rum tarafına baktığımızda bir 25 kilo patates 18-19 eurodur. Biz 26 euroyu alıyoruz. Tohumluk patates. Tohumluğu. Peki bunun, yani bizim günahımız nedir? Benim tüketicimin günahı nedir? Yani aslında Sayın Başkan hep aynı yere geliyor. Dönerek hep aynı yere. Ha bu ürün bir yere toplandığında ve bir elden çıktığında gene dönerek gene hal yasasına gelirik. Evet. Dönerek ben, hep aynı şeyleri tartışırız. Onun için sorumuza buyur. Bir şey ekleyeyim Ahmet Bey. Yeterli mi dediniz yani bu bulunan kota? Kesinlikle yeterli değil. Biz buradan yetkili kişilere bazı övgüler yağdırdık ama bizim şimdi bu demek değildir ki her şey tamam ve normal yolundadır. Bizim esas anlamda Mayıs ayında başlayacağımız hasatta, çünkü bugün buranın yerli alıcı firmalarına da ben hak veriyorum. Şimdi şu an oteller kapalı, turizm yok, öğrenci yok. Bu arkadaşlar örneğin 1000 ton ürün alan, stok yapıp da satan arkadaşlar doğal olarak cesaret edemeyecektir. Bu ürünü alıp depolasın. 1000 ton alan 500 alacak. 500 alan 250 alacak. Bunun sonucunda da üreticinin elinde kalacak bu patates. Çok haklı. Yani bugün toptancı arkadaşlarımız gerçekten burada haklıdırlar. Yani rahatsız olmakta. Bizim tek istediğimiz yetkili kişilerin bunu bir şekilde bu ürünü ihraç etmemiz lazım. Bizim yanımızda bulunurlar ve bu 3000, yanlış söylemem herhalde başkanım, 2000, 3000, 4000 tona yakın bir ihraç olursa dışarıya. Aşağı yukarı 6500, 7000 ton fazlalığımız var. Bu sorunu çözeceğiz. 7000 ton şu anda. Buradan da ciddi beklentimiz var. Ben yürekten inanıyorum Tarım Bakanımızın bize bu konuda yardım edeceğini. Bizi ürünümüzle baş başa bırakacağını düşünmüyorum. İnşallah düşüncelerimde yanılmam. Yok kesinlikle. Üretici doğru yolu bulur. Sayın Başkan az önce bir şey ifade ettiniz. Örneğin Rum tarafında 16 euro dediğiniz tohumlukla. Hayır. Şeyin oradaki üreticilerin aldığı yaklaşık 18-19 eurodur. Bizim aldığımız kaç? 26. Bizim aldığımız 26. Yani arada 8 euro daha bir fark vardır. Kesinlikle. 8 kere 8 64. 70 liraya yakın bir fark vardır baktığınız zaman. Ya bu, 50 de olsa. Buradaki, 50 de olsa külfettir. Buradaki onun yanında farkın temel sebebi birincisi gelirken işte şeylerden dolayı olabilir. İsmini söyleyin siz. Aslında biz burada fiyat farkının yegane sebeplerinden bir tanesi bize gelen, buraya tedarik eden tohum firmasının esas ana bayisinin Güney Kıbrıs'ta olmasından dolayı, fazla aracı değişmesinden dolayı fiyatlar yükseliyor. Yani bu da işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sıkıntılarından dolayı. Şimdi bir ikincisi de bugün genelde tohumu biz Hollanda ülkesinden getiriyoruz. Şimdi Hollanda'dan bir gemi yüklendiğinde direkt Limassol'a gidiyor. Fakat bize direkt gelmediğinden dolayı Mersin'e gidiyor. Bir navulun da Mersin'den
KKTC'ye ödüyoruz. Yani tohumluk Limassol'a gelir, oradan Mersin'e gelir, Mersin'den bize gelir. Aynen öyle. Hayır. Tohumluk. Transit geliyor ama komisyonluk. Hollanda, Mersin, Mersin, Magosa. Ha, bizim ödediğimiz Mersin, Magosa. Bunu biz ekstra ödüyoruz. Bu birincisi. İkincisi, biz bunu geçmiş hükümetlerde de, şimdiki hükümet edenlere de, Tarım Bakanımızda da bunları defalarla gündeme getirmiştik. Dedik ki arkadaşlar, bu tarımsal bir üründür. Bunun KDV'si olmaması lazım. Hala da bizden bundan KDV alıyorlar. Girerken. Yani bize üreticiye satılırken bu KDV'li satılıyor. Yazık günahtır ya. Yani siz ya uğraşırsınız bize üretimi teşvik edesiniz ya siz bizden daha tarımsal ürünleri KDV alıyorsunuz. Bu da büyük bir ayıptır. Ayıptır, başka bir şey değildir. Başaramamanın Ahmet Bey mazereti yoktur. Bugün sözünü de keserim Hasan'ım. Bugün baktığında dünya piyasasında petrol fiyatları düştü. Bizde hala daha aynı fiyattadır. Bizde dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz. İlaç fiyatlarımız, patatesleri bugünlerde mil diyor başını aldı gidiyor. Kullandığımız ilaç fiyatları geçen yılın iki kat oldu. Peki biz derdimizi kime anlatacağız? Yani ürün satış fiyatımız aynı, hatta daha da aşağı düşer. Yani, arz talebe göre ancak girdi maliyetleri de yükseliyor. Ben 1996'da Asil Nadir'e badarez verdiğimde 90 kuruşa badarez verdi işte. İsterlin de 1.20 idi. Bugün İsterlin oldu 8.5-9'a dayanıyor. Biz hala daha 2 liraya badarezle dövünüyoruz. Yani, yani biz nerelere kadar gideceğiz? Sayın ne başkan, kadar daha dayanacak? Aslında bir muhasebeci gözüyle veya bir finans gözüyle oturup tarımsal üretimin sadece patatese değil geneline baktığımız zaman bize lazım bu ülkede tarımsal üretimi sonlandıralım. Maliyetlere ve finansal açıdan karlılığa ve satış fiyatlarına baktığımız zaman. Çünkü arada uçurumlar vardır. Bir maliyetiniz vardır sizin. Maliyetinizi çıkarırsınız. O ödediğiniz paradır aslında. O hasat ettiğiniz üründen ödediğiniz parayı dahi alamazsınız, altında ürün fiyatı alırsınız. Bırakın karlılığı bir tarafa. İşte bu da üreticinin ortaya koyduğu fedakarlıktır. Ve bu bağlamda önümüzdeki süreçte az önce de ifade ettiğimiz gibi ciddi sıkıntı yaşayacağımız kaçınılmaz gerçektir. Çünkü ülkede ne turist vardır ne öğrenci vardır. Kesinlikle. Bu yönde de sizin ifade ettiğiniz gibi ihracatın yollarının denenmesi gerekir. Evet, kapılar kapalıdır. Belki de yeşil at tüzüğü üzerinden farklı bir modelleme yapılarak güneye de hasat edeceğimiz ürünü satmamız gerekiyor. Türkiye yolları çalışılıyor şimdi şu an. Türkiye şu anda da zaten değildir ama, bir miktar da gidiyor yani. Şu anda gidiyor. Biz sonuca varacağımızı düşünürük. Burada devlet yetkililerinden de bazı yardımlar alırsak acilen ivedi bir şekilde en fazla 10-15 gün içinde patates hakkında bu teşvik, konuştuğumuz teşvik durumunun tekrardan güncellenmediği sürece bugün bir sütte, bugün bir portakalda olduğu gibi kesinlikle patates üreticisi duvara toslayacaktır. Yani kaçınılmazdır. Bu yüzden biz beklentilerimizi zaten yetkili kişilere aktardık. Şu an beklemekteyiz. İnşallah bu virüsten dolayı bu kötü günleri biz, yalnız şunu da belirtmek isterim. Biz ihracat yapıp da çok paralar ya da iyi paralar kazanmak amacında değiliz. En azından bir sonraki sezona hazırlanabilmek için, yatırımlarımızı yapabilmek için bu ürünü yurt dışına satarız da hayatımızı idame ettiririz diye bir beklentimiz vardır. Tabii ki bunu da aklıma gelmişken söylemek lazım. Bizim gelmiş geçmiş tüm tarım bakanlarımızın birebir benim yaptığım konuşmalarda bizim üreticimiz aynı şekilde çalışsın diyedir çalışmaları. Hiçbir zaman dünyaya bir entegre şekilde bir dünyadaki teknolojileri yakalayabilme adına çalışmalar yapmamışlardır. Ya biz günü geçirelim, halkımız patatessiz kalmasın ama ileriye gitmesek de olur görüşlerini taşıdılar. Gerisini Allah kerim. Gönüverli politika. Gerisini Allah kerim. Gönüverli politika. Ne traktörümüzü yenileyebildik, ne bir ciddi anlamda sulama teşkilatına geçebildik. Hep böyle 40 senelik
makinelerle çalışmaya çalışıyoruz. Bu da direkt iş gücüne dayalı. Bizim rekabet edebilirlik durumumuz ortadan kalkmıştır. Yani evet. Bu şekilde giderse şimdi şu an ufak tefek ihracatları konuşuyorsak bu masada kesinlikle ve kesinlikle 3-4 yıl sonra rüyamızda görsek inanmayacağız ihracatı. Çünkü İtalya'da duruma gelecek. Rakamlar öyle bir yüksek olacak bizde ki mümkün değil alıcı bulamayacak. İşte az önce ifade ettiğim ne olur Hasan Bey? Yani finans açısından baktığımız zaman tüm tarım sektörü kilidi vurması gerekir. Hayvancısından tutun çiftçisine, reçbercisine, patatescisinden tutun sulu ziraatine, narenciyecisine. Ahmet Bey, aynı noktadayız. Sizin bu söylediğinizi biz 2 yıl önce gördük ve ben ısrarla kendi yönetim kuruluma ve başkanıma her zaman şu tavsiyede bulundum. Kendi görüşümce Çiftçiler Birliği'ne imzaladığımız protokolün aynen sizin söylediğiniz korkuları yaşadığımız için artık bir yerde birleşmemiz lazım. Evet. Diklenmeden dik durmamız lazım. Bu ülkede üretimi devam ettirmek için yegane yapmamız gereken en başarılı çalışmalardan birisiydi. İmzaladığımız evet. protokol. Evet. Tabii ki şu an şunu beklemeye bizi izleyen izleyicilere, halkımıza da şunu söylemek isterim. Biz güçlerimizi birleştirdik ama şimdi şu an bu virüsten dolayı bunun zamanın olmadığını çok çok iyi biliyoruz. Halkımızın üstüne devlet yetkililerinin, onların da bakanlar kurulunda Allah yardımcısı olsun. Çok zor günler geçiriyorlar, inanıyorum. Ellerinden geleni yaptıklarına da inanıyorum. Ama bizim Çiftçiler Birliği'ne imzaladığımız protokolü hayata geçiremeden virüse yakalandık. Bu virüs bittikten sonra inanıyorum ki daha ciddi çalışmalar ülke anlamında yapacağımıza inanıyorum. Keşke, ve daha güzel günlerin bizi bekleyeceğine inanıyorum. Ben. Keşke bizim ile birlikte tüm üretici birlikleri bir çatı altında toplanabilse. Ve daha profesyonelce çalışmalarla daha istikrarlı üretimler yapsak ve hep birlikte hareket ettiğimizde dediğim gibi yani programlı, her şey programlı olduğunda üretim daha güzel olur. Ha şimdi her şeyi de hükümetten beklemek yanlıştır. Ne için yanlıştır? Yani gördük ki biraz önce senin dediğin gibiydi. 1974 savaşından bugüne kadar siz belki de hatırlamazsınız, ben bugünleri çok iyi hatırlarım. Yani 11-12 yaşındaydım ve çok iyi hatırlarım. O günden bugüne kadar hükümet edenler, bu ülke bizimdir diye alıp bir taşı o bir taşın üstüne koymadı. İşte günübirlik üretilen politikalarla geldik ne olduk? Gazanın dibine vurduk. Boğulduk artık. Peki hepimizi memur yapın o zaman. Devlet dairesinden bir yerden emekli olalım. 3 kuruş maaşa talim edelim. Asalak bir toplum olalım. Üretmeyelim. Zaten bugün baktığında başkalarının gözünde hep asalak bir toplumuk. İşte oraya getirildik. Oralara getirildik çünkü. Hep üretimden kopulduk. Bizim sanayimiz yok bozdu, vardı. Ne oldu bugün? Ne üretirik? Bugün 3 tane, 5 tane tüccar yurt dışından getirsin, satsın. Buradaki üreticinin de belini kırsın. Aman bu bakan benim yandaşımdır, ben izin alayım bunları getireyim. Da buradaki üretici, üretimin belini kırayım. Ne oldu? Günü geldiğinde her şey yavaş yavaş kapandı. Hep dışa bağımlı olduk. Peki tarımdan, sanayiden, topraktan koparılan bir toplum sence nereye kadar gidebilir? Nasıl ayakta kalabilir? Yaşayabilir mi Ahmet? Başkasının, başka ülkelerin kapitalizmin kölesi olur. Evet. Sayın Başkan, burada tabii birçok şey konuşabiliriz sabaha kadar. Tarımsal politikalarla ilgili. Ama en önemli noktalardan bir tanesi de kurumlarımızda olan popülizmdir, kurumlarımızda olan siyasettir. Yani örneğin bu Sibroks'te sıkıntılar konuşabiliyorsak, dün konuşabiliyorsak veya yarın konuşmayla ilgili, sıkıntı konuşmayla ilgili bir şeyler önümüze çıkabiliyorsa bunun sebebi siyasettir. Bugün Toprak Ürünleri Kurumu'nu konuşabiliyorsak, Toprak Ürünleri geçtiğimiz yıllarda üzerine düşen görevi örneğin patatesle ilgili üzerine alamıyorsa, bunun sebebinde, temelinde siyaset yatır.
popülizm yatıyor. Kesinlikle. Bizim birlikler olarak bu yönde geliştirme, çalışma yapmamız gerekir aslında. Tam da sizin başlattığınız gibi kooperatifleşme öyle olur veya sizin ifade ettiğiniz gibi üretici kendi sorumluluğunu alarak mı olur? Buna benzer bir şeyleri ortaya koymanın zamanı çoktan gelip geçmiştir diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle dediğin doğrudur. Çünkü biz bunu zaten hep söylemiştik. Ben biz yeni yönetim olarak 2,5 sene vardır. Evet. 2,5 sene bizim geldiğimiz zaten beri bizim ideolojimiz odur. Arkadaşlar sizin zaten bize devlet olarak, toprak ürünleri olarak bize bir kuruşluk faydanız yoktur. Aslında bu iş gelin gerçekten... bizi bırakın. Siz de denetleyici olun. Biz bunu defalarla çağrı yaptık. Hala daha tohumluğu kendileri getirerek. Yahu senin benim ekmeğim badanesin tohumluğun sen ne için getirin yahu? Yani sen ne için işte getirin benim ekeceğim badanesin tohumluğu ne için? Sen o işten rahat mı elde etmeye çalışın? Aslında bu iş tartışma kaldırır. Ben her zaman bazı noktalar hariç toprak ürünlerinin hayatını idame ettirmesinden yana olmuştur görüşüm. Evet. Biz hepsimiziz. Tüm üreticiler. Hepsimiziz. Ama ve lakin bugün çok öneriler götürdük biz gelmiş geçmiş tüm tarım bakanlıklarına. Biz dedik taşın altına elimizi koyacağız üreticiler olarak. Bu ürünü alıp hep beraber toprak ürünleriyle beraber pazarlayalım. Hiç kimsesi buna yanaşmadı. Biraz önce sizin bahsettiğiniz siyasetin olduğu bir yerde iş olmadığını biz anladık. Bugün Ahmet Bey... Atıyorum Türkiye'ye ürün pazarlayacağız. Biz ülke olarak gerçekten yani bunu utanarak söylüyorum. Biz sosyal alemin, sosyal medyanın esiri olduk. Boş konuşmalar bakıyorum son günlerde. Bir ara ben de kapıldım bu sosyal medyanın içine. İşte bir şeyler paylaştım, ertesi gün baştan paylaştım ve ama günün sonunda hatamı anladım. Ve telefonu elimden bıraktım. Bizde bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Evet. Bir kere biz bu ülkede bütün bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaç kişi varsa çocuğundan en büyüğüne kadar çalışma saatlerimizi değişmemiz lazım. Bugün ben Türkiye'ye patates satacaksam ve toprak ürünleri benim karşıma çıkıyorsa, toprak ürünleri müdürü bana diyorsa işte bir kilo patatesin paketlemesi bende 25 kuruştur. Dakika bir gol bir hoş bitmiştir. Arkadaş, toprak ürünlerinde çalışan da, kim isterse olsun, sezonluk işe çağrılan da, bilecek ki bu ürün 20 günün içinde ihraç edilmesi gerekirse, günün 10 saati çalışacaktır. Yani o toplumsal sebebiyle tekrar yakalamamız. Aynen öyle. Ya arkadaş ben bakıyorum, televizyon programlarında bir kazanılmış hak var bu ülkede. 20 yıl önce bu kanunlar yazılmış. 20 yıllar bunları değişemiyor. Kazanılmış haktır, kazanılmış haktır. Gerçekten ben de kendimi içine koyuyorum. Ben bunu memur kesimine söylemiyorum. Çalışan, devlette çalışan kesimine söylemiyorum. Siz 12 saat çalışacaksanız ben 15 çalışayım. Ben bir hafta önce İngiltere'den geldim. Yok böyle bir dünya. Böyle yatan bir ülke yok. Ben görmedim. Kaç tane ülkeye gittiysem böyle yatan bir ülke görmedim. Ben açık ve net anlam açıktır. Ben böyle birisi değilim. Ben günün 18 saati çalışıyorum. Ha, çok güzel. Ve çalışacağım da. Çok güzel bir konuya değindin. Bunu 20 değilim. Yapabilir miyim? Yapacağım. Bir saniye be. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen biraz önce dedin 18 saat çalışacaksın. Bunu ben vergi dairesine gittim. Ben de dedim ben günde 18 saat çalışırım. Sen dedi bana demek ki 10 saat fazla çalışın, 10 saat fazlanın vergisini ödeyeceksin dedi bana. Doğrudur, öyledir. Tamamdır. Düşünebilirim yani ya. Ahmet Bey, biz artık halk olarak silkinip kendimize gelmemiz lazım. En tepeden Sayın Cumhurbaşkanımızdan tutup da aşağıda en küçük esnafına kadar memuruna kadar. Memuruna, işçisine, yövmiyecisine kadar kendimize gelmemiz lazım artık. Yan gelip yatmayla bir şeyleri başaramayın. Ya da telefonu elimize alıp da birilerini eleştirmeyle hiçbir şey başaramayın. Kesinlikle ya son bu virüsten sonra izlediğim şeyler yani ben biraz önce de söyledim. Bakanlar Kurulu'na Allah yardımcısı olsun.
Keşke ben daha iyisini yapabilsem de gitsem bir şey önersem ama eminim ki en iyi şekilde uzmanların aldığı bilgilerle bilgiler doğrultusunda ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Biz de bakarım adam bütün gün oturmuş evde yorum yapar. Güneşin altında kölgede açmış Facebook'u ya bir yazıyoruz. Evet. Ve biz patatesi düzelteceğiz, portakalı düzelteceğiz. Bence bir arpa boyu yol kat edemeyeceğiz. Şimdi başka bir kendimize gelmezsek. Yani şunu da ifade edeyim Sayın Başkan ve devam edelim. Hasan Bey çok doğru noktalara değindi. Her programda aynı şeyleri söylerik aslında ama özellikle bu pandeminin ülkemize yayıldı 9 Mart'tan bugüne kadar. Özellikle sosyal medyada baktığımız zaman bir klavye kahramanlığı ve aynı zamanda da, oluşur. Ve aynı zamanda da görüyoruz ki acımasızca haksız yere eleştiriliyor. Evet. Ya biz ne yapabiliriz halk olarak onu ortaya koymamız gerekir. Kesinlikle, yani kesinlikle. Bir öz eleştiri yapmamız gerekir. Yani. Benim çocukluğumun yıllarıydı 90'lı yılların başı. Sizler dahi hatırlayacaksınız. 90'lı yılların öncesi üretken bir toplumdan uyuyan bir topluma dönüştük. Sosyal medyanın fenomeni haline geldik. Sosyal medyanın hastası haline geldik ve her şeyi orada çözdüğümüzü zannedip yani bir yorum yazdığımız zaman işte patates üreticiler birliği hakkında veya Ahmet hakkında veya Hasan hakkında her şeyin bittiğini sanırız. Halbuki hiçbir şey başlayıp bitmemiştir. Ahmet Bey derhal ben bu işin uzmanı değilim ama telefonları elimizden bırakalım. Bu bizim psikolojimizi, bu bizim iş hayatımızı, her şeyimizi bozmaktadır. Kesinlikle ve kesinlikle şimdi çıkıp birileri diyebilir işte eleştirmek, muhalefet yapmak, bir şeyleri doğru idarecileri doğru noktaya götürür. Ama kesinlikle ve kesinlikle biz Patates Üreticiler Birliği olarak atıyorum bugün Tarım Bakanımızı ve geçen gün bunun örnek bir olayı yaşanmıştır. Bu virüsten dolayı bir izin istedik. Bir yetki istedik işimize devam edebilmek için ve bugün bizim bakanlarımız, bugün bizim yetkili kişilerimiz sosyal medyadan korkuyor. İşte geçecek, fotoğraf çekecek, yazacak, siz olayın aslını bilmeyeceksiniz, sosyal medyada okuyacaksınız, buna inanacaksınız, arkadaşınıza söyleyeceksiniz, arkadaşınız arkadaşına söyleyecek ve yalan doğru haberler yayılacak. Bizim derhal bu sosyal medyada, bu konu, bu son günlerde, bu sıkı bulunduğumuz günlerde elimizden bu telefonu bırakıp işimize bakmamız lazım. Bugün devletimizin evinde oturması gerektiğini söylediği kişiler evinde oturacak. İznini aşmak zorunda olduğu kişilerin işlerinde olacak. Telefonla uğraşmayacak. Yani konu konuyu açar, buralara geldik evet. Ama her şeyi konuşmamız lazım. Artık yani büsbütün kendimize gelmemiz lazım bizim. Bu patates, soğan ya da atıyorum... Sadece onlarla bir sorunumuz ya. Değildir. Sayın Yahya, bu konuyla ilgili bilişim yasası ve sosyal medyayı kötüyü kullanmakla ilgili bir yasanın hazırlanmasıyla ilgili bir takım girişimler vardı. Derhal geçmesi lazım. İnşallah erken zamanda o da geçer. Ve gerekirse bu söyleyeceğim... belki de yanlış da anlaşılabilir ama gerekirse cezaevi de uygulanacaksa uygulanacaktır. Aynen öyle. Çünkü kontrolsüz güç gibi bir lastik firmasının bir reklamı vardır. Kontrolsüz güç, güç değildir. Evet, kontrolsüz bir güç haline dönüştü Kıbrıs Türk halkı olarak. Birilerinin bizi kontrol etmesi anlamında değildir bu. Ne yaptığımızı bilmediğimiz için. Evet. Çizeceğimiz yolda bilmiyoruz, gittiğimiz yolda da ne yaptığımızı bilmiyoruz. Sayın Başkan buyurun. Şimdi Ahmet'im, Hasan arkadaşımız da sizin daha çok güzel bir konuya değindiniz. Öyle bir toplum oldu ki birbirimize en mühim saygımız kalmadı. Gerek üreten topluma, gelen çalışan topluma, gerek kardeş kardeşe bile artık saygısı kalmadı. Ne için saygısı kalmadı? Hatırlarsanız Çiftçiler Birliği'nin bir yürüyüşü vardı. Bazı medya yanlıları çıkıp da televizyonlarda işte ne bileyim ben milyonluk traktörleri var, ne bileyim ben milyonluk içerdöverleri var, doymadılar, yapmadılar. Peki sen kaç tayka gittin tarlaya? Ne kadar tarla sürdün? O traktöre binip de o milyonluk traktöre binip de tarla sürdün mü?
eziyetini çekesin. Kombaycısının sabahtan binip de ertesi gün sabahtan kombaydan indiğini sen bilir miyim? Yahut da benim gece saat 2'lere kadar gidip de badede suladığını, hastalık kaptığında bir çocuğu, belekteki bir çocuğu nasıl bezlediğimi, nasıl sütünü verdiğimi sen takip ettiğimi? Hayır. O nedir? Devlet memurudur. 8-10 bin lira maaş alır. Hayır, buradaki bütün devlet memurlarını kınamıyorum. Bazı kişileri, nollum delisi diye, karı koca çalışır, 8-10 senede 2 defa tatile gider. Her birinin altında son model Mercedes. Allah versin, herkesin olsun. Şimdi Allah versin. Burada, gözümüz yoktu. Aslında burada ha. Belki de yeri ama gelir, eleştiri yapmasınlar sanırım. Yeri gelir üretici de eleştiri yapmasınlar kazanır. Burada bizim patates üreticilerinin tek istediği bir şey var. Bu şeyi, sözü rahmetli İrsen Güçlü'nün nur içinde yatsın. Çok çok duydum bu başbakanımızın ağzından. İstikrar. İstikrar çok önemlidir. Ben bugün bir bankaya gittiğimde, borçlanmak istediğimde 100 bin TL, 50 bin TL, 20 bin TL önemli değil. Benim hasat edeceğim üründen bu çekeceğim borcu, alacağım borcu kaç günde, kaç ayda, kaç yılda ödeyebileceğimi bilmek istiyoruz biz. Bakın üretici Ahmet Bey, çok zaman yok, bir don olayı oldu, iflas ettik. Arkasına geldi bir iyi sezon, arkasına geldi bir kuraklık, yine iflas ettik. Arkasına durduk durduk düşündük, bir mildiyo olayı geldi. Patatesin 15 TL olmasının sebeplerinden bir tanesiydi. Yumuşak çörüklük. Mildiyo olayı geldi. Kim üreticimiz hiç para kazanmadı. Bunun için de ben bankadan borçlanırken mildiyo gelip de üretime zarar verecek de benim patatesim hiçbir zarar görmeyecek de 300 değil de 500 kazanacağım değil. Belki de ben de o milyonun içinde olacağım, o zararın içerisinde. Bunun arkasına geldi şimdi bir virüs yakaladı bizi. Ya biz bıkıp usandığımız tek şey 10 yılın içerisinde 5 yıl 6 yıl bir kaos yaşıyoruz. Bu da ne demektir? Bizim istikrarımızın bu devlet teşvikleriyle çözülür. Bu tüketici anlamında da aslında iyi bir şeydir bunun. Bu teşviklendirilecek, tüketici ucuza tüketecek, bu üretimdir, şakaya gelmez. Üretici de bilecek ki istikrarlı bir ufak tefek oynamalarla yılda 3 bin, 5 bin, 10 bin ne kazanırsa ne kazanacağını bilecek. Ve bu istikrarlı şeyi biz artık halyasasıyla mı yakalarız? Ben onu bilmiyorum. Ben onu bilseydim milletvekili adayı olurdum. Tarım bakan kazanırsaydım tarım bakanı olmak isterdim. Bir çalışma yapardım, bu ülkeye getirirdim. Ben onu bilmiyorum. Ben bunu beklediğim tek adres Tarım Bakanlığı'dır. Bakanlar kuruludur, başbakanımızdır. Bu tarım anlamında artık bir iyileştirme olmazsa olmazımızdır. Yavaş yavaş tabii programın sonuna geliyoruz Sayın Başkanım. Sizden evet. De son bir iki cümle alalım. Son birkaç tane daha bir iki tane daha sorunumuz var. Onu da ben burada ekranlarda çünkü büyük bir zaman geçti. Uzun bir zaman geçti. Yaklaşık bir yıla bir 12-11 aya bir şey oldu. Zamanı oldu. Biz her zaman dedik ki bizim piyasamızda İspon'da ve sanayi tipi badez giriyor. Toprak ürünleri buna neye dayanarak Sifra veyahut da Farida türü badezi hala daha getirip de ektiriyor. Onu da anlamış değilik. Hala da onu da çözemedik. Bazı kişilerin menfaatine mi gelir artık deyim. Çünkü bu gerçekten sinirlerimi bozuyor bu olay. Bazı üreticileri ekiliyor. Bunu da toprak ürünleri alıyor. Alıyor. Biz İspon'dayı istikrarla fiyatını tutmaya çalışırken yani toprak ürünleri alıyoruz. Çünkü bu iş piyasada tüketilecek bir badarız olmadığından dolayı bu da toprak ürünleri fiyat düşüyor. Yani bir nevi de bize darbe vuruyor üreticiye. Toprak ürünleri darbe vuruyor. Ha şimdi geçen yıl Mayıs ayında aldığı ürünü diyeyim. Bu Farida ve Sifra tip cinsi badarızı üreticiyle verdiği sözü hala da yerine getiremedi. Çünkü bunlara bir teşvik vermesi gerekirdi. Üreticilerimiz bu şeylerden dolayı gerçekten büyük bir mağduriyet yaşıyor.
Kimisi kooperatife borçludur, kimisi ilaççıya borçludur, kimisi mazotçuya borçludur. Hala daha bunları teşvik primlerini alamadılar. Bizim buradan Tarım Bakanlığımız, biz toprak ürünleri konumuna, buradan bir de çağrımız vardır. Yani bunu defalarla tabii ki yaptığımız görüşmelerde şu andaki durumu hepimiz malum ya, aynı olayı hepimiz yaşıyoruz. Bir an önce, yani büyük bir meblağ da değildir. 155 bin lira bir paradır. Bu zannedersem toprak ürünleri için büyük bir de külfet oluşturacak bir para değil. Bir an önce bu üreticilerin ödenmesini talep ediyorum. Çünkü gerçekten bu üreticilerimiz büyük bir sıkıntı yaşıyor. Özellikle bu dönemlerde bunu Tarım Bakanlığı'ndan talep ediyoruz. Ve toprak ürünlerinden programı kapatıyoruz. Son bir şeyler daha söyleyeyim yoksa? Son önerilerinizi alayım Sayın Başkanım. Özellikle Mayıs ayındaki hasatla ilgili ne yapılması gerekir? Bir spesifik şimdi, olarak net evet, ortaya koymamız lazım. Evet, şimdi Mayıs ayındaki hasat, dediğim gibi biraz önce programın başında da bahsetmiştim. 2-3 tane tüccarla ana vatanımıza bağlantıları vardır. Şu anda da bir miktar patatesimiz gidiyor. Yani sonbahar ürünümüz şu anda da gidiyor. Bunun devamının olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki tüccarlarla yaptığımız görüşmeler de devam edecektir. Üreticilerimizden birliğiyle irtibat halinde olmalarını, acele etmemelerini ümit ederim ki, hani bu yıl bu hastalıktan, bu koronadan dolayı, bu virüsten dolayı fazla aşırı bir şey beklemiyoruz zaten. Hiçbirimiz beklemiyoruz. Hasan kardeşimin de dediği, sizin de dediğiniz gibi bir kaos yaşıyoruz ülkede. Gerek sanayicisi, gerek otelcisi, gerek restorancısı, gerek üreticisi. Biz de aşırı bir şey beklemiyoruz. Bu ürünü bir şekilde en uygun fiyata tüketicimiz yesin. Ama üreticimiz de borç içinde kalmasın. Bir şekilde Türkiye'ye göndermeye çalışacağız. Bağlantılarımız vardır, çalışmalarımızı yapıyoruz, her gün görüşmelerimiz vardır. Rum tarafıyla da aynı şekilde. Bu dönemlerde özellikle üreticilerimizde mildiü hastalığına karşı, yani Kıbrıs Cabernospor'a karşı hastalığı patateslerini takip etmelerini ve devamlı ilaçlamalarını tavsiye ediyorum. Herkese sağlıklı, huzurlu, inşallah bu bela virüsü de bir şekilde atlatacak. Biz Kıbrıs Türk halkı çok belalar atlattı, 58'leri atlattı, 63'leri atlattı, 67'leri atlattı, 74'leri atlattı. Bunu da bu şekilde evet, atlatacağına. Sayın Başkan. Ölenlere Allah'tan rahmet, hastanede bu belanın pençesinde mücadele verenlere Allah'tan şifa diliyoruz. Diyeceğimiz bu kadar. Yapabileceğimiz de bu kadar. Bir daha şuna değinmek isterim. Gördüğüm kadarıyla herhalde bu virüs olayı halkımızı da yavaş yavaş birbirine kenetliyor. Gerek tüccarımızla, gerek çalışanlarımızla, gerek devlet dairesindeki memurlarıyla birbirlerine yardımcı olmaya, özellikle Doğu Akdeniz'deki öğrencilere. Geçen gün Kaymakamlığın Dernekler Başkanı'nı gezip bu muhtaç olan kişilere, belediyelerimizin, özellikle belediyelerimizin bu muhtaç ihtiyaçlı olan kişilere gereken herkesin verebileceği ne varsa, gerek süt, gerek biz patates verebiliriz, gerek marketlerimizin ne verirse onları toplayıp bu gariban insanlara bu günleri atlatmaları için yardımcı olduklarına herkese buradan da teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Sayın Başkan biz teşekkür ederiz. Sayın Yahya sizden de son bir cümle alalım ve yavaş yavaş programımızı kapatalım. Bir an önce belki bu virüsten kurtuluruz da insanlarımız rahat eder. Biz üretimimize, insanlarımız iş yerlerine çalışmaya devam ederler. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Teşekkür ederim sizlere. Biz de teşekkür ederiz Ahmet'im. Bu sıkıntılı günlerde bize vakit ayırıp geldiğiniz için. Çünkü programa katılmak da ayrı bir izne tabidir. Programın sürdürülebilirliği. Bizim üreticilerin sesini, sorunlarını halka duyurmanın. Yani biraz önce de özür dilerim memurlarımızdan. Özür dilerim. Yani gerçekten sitem ettim. Evet. Ama gerçekten bazı kişilerimiz değilim, bazı şahıslarımız yok ki genel olarak bazıları dedim yani şimdi burunun yanında yaş dayanır hesabı gitmeyelim de
özür dilerim ama bence aldıkları parayı hak etsinler. Evet, teşekkürler Sayın Başkan. Sizlere tekrardan teşekkür ederim. Yine bir çiftçinin sesi programının yavaş yavaş sonuna geldik. Tabii ki buradan bir iki de uyarı niteliğinde bir iki mesaj vermek istiyorum. Yöneticilerimizin özellikle bu pandemi virüsünü yaşadığımız bugünlerde, korona virüsünü yaşadığımız bugünlerde bizlere gelen uyarılar lütfen dikkate almamız gerekmektedir. Çünkü zaman zaman görüyoruz, zaman zaman yaşıyoruz. Dikkate almadığımız zaman ortaya çıkacak olan tehlikeleri birebir görüyoruz ve üzülüyoruz. Ölenlerimiz olmuştur. Ölenlere başsağlığı, hastalarımıza, tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar dileriz tabii ki de. En önemli nokta açıklanan önlemlere uyulması gerektiğiyle ilgilidir. Doktorlarımızın ortaya koyduğu önerileri dikkate almamız yönündedir. Sizlere iyi akşamlar dilerim. Yönetmen arkadaşlarıma ve reji ekibine de tekrardan teşekkürler. Önümüzdeki perşembe akşamı yine aynı saatte, aynı kanalda Çiftçinin Sesi programıyla birlikte buluşmak dileğiyle. İyi akşamlar dilerim. Esen kalın.